Merhaba millet, kanalımıza hoş geldiniz. İMEI kayıt nasıl yapılır hakkında videomuzun ardından bizlere hem yorumlarda hem de Instagram'da bolca sorular geldi tarafınızdan. Öncelikle ilginiz için sizlere çok teşekkür ederim. Bu videoyu çekerken de sizlere İMEI kayıt yaparken aklımıza takılan sorular köşesi yapmak istedim. Ve soru cevap niteliğinde belli başlı noktalara değineceğim. Evet, hemen soruların linkine geliyorum arkadaşlar. İMEI kayıt sırasında biliyorsunuz önümüze fiziksel İMEI 1, fiziksel İMEI 2, fiziksel İMEI 3 diye 3 tane İMEI noktası çıkıyor. Hatta bunlar e-İMEI olarak da geçiyor. Siz ayarlıyorsunuz. Bu noktada ne yapacağız? Ne seçeceğiz? Sorusu akıllara çok geliyor arkadaşlar. Hemen bunu yanıtlayayım. Şimdi alacağınız telefon Android ise, çift hatlı bir telefonsa ve siz bu telefonu çift hatlı olarak kullanacaksanız mutlaka İMEI 1 ve İMEI 2 giriyorsunuz ve ikisini de fiziksel olarak seçiyorsunuz. Çünkü gerçekten telefon içine iki tane fiziksel SIM takacaksınız ve iki tane İMEI kayıtlamış gibi olacaksınız. Ama telefonunuz iPhone'sa birinci İMEI fiziksel İMEI olarak gireceksiniz. İkinci İMEI eSIM olarak seçeceksiniz. Çünkü iPhone'lar zaten çift hatlı değil. Ve ileride eğer eSIM gelirse bizlere de, gerçek fiziksel olmayan eSIM gelirse, Amerika'da var bildiğim kadarıyla, Türkiye'de şu an yok. O zaman bununla kayıt da yapmış oluyorsunuz. Çünkü İMEI kayıt yaptıktan sonra tekrar bir dönüşü yok. Bir daha onu kayıtlayamıyorsunuz. Hazır yapmışken, parasını ödemişken bunu yapmaya mutlaka özen gösterin. Ha bir de şöyle, Android telefonlar çift hatlıysa dedim ya, üçüncüsünü de E yapın. Android telefonunuz çift hatlı. İki tane cihaz attınız içine. Fiziksel 1, fiziksel 2 yaptınız. Üçüncü de E yaptınız. Elektronik'e geçersek onu da yazmış olursunuz arkadaşlar. Bir diğer akıllara kayıt esnasında gelen soru şu. Son 120 günde Türkiye girişim bitti. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar bu durumda maalesef e-mail kaydı yapacak olan kişi sizseniz veya bir en yakınınızsa maalesef yurt dışına bir daha çıkıp geri gelmeniz gerekiyor. Kriter şu. Bu soru çok geliyor. Yani son 120 günde pasaportunuza Türkiye'ye giriş olacak. Cihazın ne zaman geldiği, nereden geldiği hiç önemli değil. Sizin yurt dışına ne zaman çıktığınız önemli değil. Önemli olan Türkiye'ye girdiğinizde pasaportunuzla son 120 gün içinde Türkiye'ye girdiğiniz dair bir tarihin olması, geriye dönüp baktığımızda. Ancak o şekilde e-mail kayıt yapabiliyorsunuz. Bu arada yurt dışı olarak Kıbrıs, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler tabii ki sayılıyor. Yorumlarda gördüğüm bir diğer soru ise şöyle arkadaşlar. Çok değişik bir soruydu. Ben de şaşırdım, o yüzden bunu eklemek istedim. Arkadaşım biri dedi ki Apple telefonumun anakartı yandı. Ne yapacağım? Bunu değiştirirsem e-mail kaydı ne olur? Ben bunu e-mail kayıtlamıştım. Şimdi arkadaşlar ona da şöyle bir bilgiye ulaştım. Telefonunuzun anakartı yandıysa eğer, Alibaba olan sipariş edeceğiniz yeni bir anakart olup içine yerleştirirseniz veya TR'den de fark etmez. İşte onu başka bir cihaz olarak algılıyor ve maalesef bir daha e-mail kayıt yapmanız gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Çok nadir başa gelen bir şey olsa gerek ama yine de bu bilgi de aklınızda olsun derim. Evet arkadaşlar, bir diğer çok sorulan soru şu. E-mail kayıt yapmasam ne olur? Arkadaşlar e-mail kayıt yapmazsanız cihaza taktığınız SIM kart iletişime kesilir ve çalışmaz. Zaten e-mail kayıt yapmanın tek amacı bu. Eğer e-mail kayıt yapmazsanız cihazınızı normal bir tablet gibi kullanabilirsiniz. Wi-Fi bağlanırsınız, aplikasyonlar çalışır. Sanırım WhatsApp ile kullanabiliyorsunuz. Yani sadece bir cihaz olur o sizin için. Sadece SIM olmayan bir cihaz olur. Bu arada arkadaşlar telefonu cihazı Türkiye getirdiğinizde devlet size 4 ay kadar kullanma süresi tanıyor. 4 ay SIM kart takıp kullanabilirsiniz ama 4 ayın sonunda artık tespit ediliyor ve o hat, yani o cihaz, zaten takılan hatlar, o cihaz iletişime kapatılıyor arkadaşlar. Hemen akabinde e-mail kayıt yapmanız gerekiyor ki taktığınız SIM kart iletişime açık olabilsin. Bir diğer ilginç soru ise şu arkadaşlar. Hep Apple telefon cihazı üzerinden gidiyoruz veya Android telefon üzerinden gidiyoruz. iPad getirirsem ne olur adlı sorular var arkadaşlar. iPad getirirseniz e-mail kayıt yapmanıza gerek var mı yok mu? iPad getirirseniz eğer yurt dışından e-mail kayıt yapmanıza gerek var yok. Yani nasıl yok? Eğer iPad'e hat takılıyorsa, bunlara cellular deniyor bildiğim kadarıyla özellik olarak. Cellular özelliği varsa otel iPad'ler telefon gibi iletişim için kullanılabiliyor. O zaman oraya SIM kart takabilmeniz için evet e-mail kayıt yapmanız gerekiyor. Ha cihaz cellular değilse, zaten SIM kart takılmıyorsa ve zaten iletişim için kullanılacaksa bu iPad, tabii ki de e-mail kayıt yapmanıza gerek yok. Gerek ya, kayıt yapmıyorsunuz arkadaşlar e-mail kayıt. Böyle bir masrafa gerek yok. Böyle bir şart da yok. Evet arkadaşlar, bir diğer değişik soru da şöyle oldu. Bence çok güzel bir soru bu. Benim için de bilgilendirici oldu. Bir arkadaş şunu sordu. iPhone'u Türkiye yurt dışından getirdim. E-mail kaydını yaptım, kullanıyorum. iPhone'um bozuldu. Garanti kapsamında aldığım ülkeye geri gönderdim ve o ülkede bakıma gitti. Her şey yapıldı, yenilendi. Hatta sanırım anakartta değiştiği gibisinden bir şey olduğu için de bilmiyorum, tam orasını hatırlayamadım. Bu telefon bir daha kayıtlanacak mı burada? Evet arkadaşlar, bir daha burada kayıtlama gereği hissediliyor böyle olunca. Telefon iletişime kapanılıyor. Ama devlet sağ olsun bize şöyle bir imkan tanımış. Eğer yenileme belgesi alırsanız servisinizden, o belgeyle beraber BTK'ya ibraz ettiğiniz zaman e-mail kayıt ödemiyorsunuz. Devlet size evet yenileme etmiş bu diyerek size destek çıkıyor. Güzel bir soru oldu bence bu. Evet arkadaşlar, bolca akıllara gelen soru şu. Ben çifte vatandaşım, hem Alman hem Türk vatandaşıyım. Örneğin Alman pasaportumla Türkiye'ye giriş yaptım. E-mail kaydını nasıl yapacağım? Burada devlet bize şöyle bir olanak sağlamış arkadaşlar. Yabancı pasaportunuz, yani Alman pasaportunuzla Türkiye'ye girdiğinizde evet Türkiye'ye giriş yapmış olursunuz. Türk pasaportunuz veya TC'nizden sayılaraktan
Gene ülkeye son 120 gün girişiniz baz alınaraktan e-mail kayıt yapabiliyorsunuz. Hangi pasaportla girdiğiniz önemi yok, çift vatandaşsanız eğer. Ama sadece yabancı vatandaşsanız biliyorsunuz e-mail kayıt Türk vatandaşı için geçerli olan bir hak. Sadece yabancı vatandaşsanız olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en çok sorulan soru şu. Ben yurt dışından bir şekilde telefon getirdim ama kendim yurt dışından gelmediğim bu telefonu nasıl kayıtlayacağım? Arkadaşlar maalesef gidip gelmek zorundasınız. Ve son 120 günde pasaportunuzda Türkiye'ye bir giriş olmak zorunda. Şöyle bir taktik vereyim sizlere. Güvendiğiniz bir arkadaşınız veya birinci derece akrabanız, anneniz, babanız, kardeşiniz. Birisi gelmişse onun üzerine yapın. Yani yapacak bir şey yok. Onun üzerine e-mail kayıt yapın. Ama hat onun üzerine olmak zorunda. O yüzden güvendiğiniz bir kişi olsun. Hat o kişinin üzerine olacak. E-mail kayıt o kişinin üzerine olacak. Yani kanun olan telefon ve hat o kişinin. Yani bir şey olsa adam dese ki bu telefon benim, o adamın yani o telefon. O yüzden örneğin babanız geldi yurt dışından. Onun üzerine yaptığınız kaydı. Siz kullanırsınız, sıkıntı değil. Yani ne olacak sonuçta babanız yani. Bildiğim kadarıyla operatörlerde de siz kendinizi kullanıcı olarak gösterebiliyorsunuz. Yani paketlerden yararlanırken kullanıcı siz olarak gösterilip yani o genç paketlerden falan genç bir arkadaşlarınızla yararlanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir diğer soruyla ilgili bağlantılı olarak bir devam soru niteliğinde olacak bu. Daha doğrusu açıklayıcı bir bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Cihazın hangi ülkeden geldiği, sizin nereden geldiğinizin bir önemi yok. Hani şöyle bir soru geldi bana. Ben Almanya'dan geldim ama cihaz İtalya'dan geldi vesaire. Hiç önemli değil. Cihaz Türkiye dışından gelsin. Ne zaman gelirse gelsin. Tek önemli kriter dediğim gibi hep söylüyorum. Sizin son 120 günde Türkiye'ye bir girişiniz olması. Sen başka ülkeden gel, cihaz başka ülkeden gelsin. Cihazı başkası cebine taşıp getirsin. Sen bir yere gidip gelmiş ol. Evde ol. Birisi senden sonra getirsin. Olur yani, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bir diğer en çok sorulan soru. Maalesef bu soruyu pek sevmiyorum. Pek de bilgim yok. İllegal yollarla e-mail kayıt yapılabiliyorum. Yani E-Devlet'e girmeden 1800 küsür TL harcamadan kayıt yapılabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla eski kanuna göre Android telefonlarda e-mail kayıt atma diye bir mevzu var. Bu mevzuyu çok deşelemeyeceğim çünkü bilmiyorum. Ama iPhone'larda kesinlikle yok. Var diyen varsa da yalan söylüyor. Çünkü iPhone'a güncelleme gelince o yaptığınız çakma e-mail'i atıyor. Ha, Android'lerde oluyor diyorlar. Bilmiyorum. Oluyor olabilir. Bence eski sisteme göre olabilir. Yeni sisteme göre de oluyor diyorlar. Ama bence olmaz. Niye? Çünkü e-mail kayıt kimin üzerineyse hat da onun üzerine olacak. Adam sana e-mail kaydı çaktı. Tamam, çakmış olabilir sistem olarak. Hat kimin üzerine? O kişiyi mi bulacaksın? Valla bilmiyorum. Bu soruda hakkında detaylı bilgi sahibi olan varsa hala beni de aydınlatıp yorumlara yazarsa çok sevinirim. En çok sorulan diğer soru. Hep en çok diyorum ama bu gerçekten çok soruluyor. E-mail kaydı yaptık. E-mail kaydı yapan kişinin üzerine hat olacak diyoruz. Bu kişi üzerine olan hat kaç tane olacak? Arkadaşlar şunu öğrendim. Diyelim ki e-mail kaydı ben kendi üzerime yaptım. Hatta benim üzerime olacak. Sınırsız. Benim üzerime kayıtlı olduğu sürece istediğim kadar hatta o telefonu takıp kullanabiliyorum. O konuda içiniz rahat olsun. Herhangi bir eşleme, seçme falan yapmıyorsunuz. Hat üzerinize olsun. E-Devlet'te direkt üzerinize görünüyor zaten. Oradan kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e-mail kayıt yaparken neler dikkat etmeliyiz hakkındaki soru cevap şeklindeki videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videomuz yaklaşık 20 bin izlendi. Oradan edindiğim sorular, akıllara takılan sorulardan yola çıkarak sizlere bu videoyu izledim. Devamında bu video ve tek video izleyecektir. Yine değişik sorular karşımıza gelirse bir toparlama videosundan çekebilirim. Şu an bu videoyu izlediğinizde de aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Hem ben bir şeyler öğreneyim, hem karşılıklı muhabbet etmiş olalım, hem de farklı insanlara yardım etmiş olalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.